çözdüğümüz soruya benzer bir soru daha çözelim. Şimdi mesela içi dolu bir silindiri ele alalım. Ama içi dolu bir silindir ne demek? Aslında disklerden oluşuyor demek. Diskleri böyle uzata uzata haş kadar ve uzunluğunda bir silindir oluşturuyoruz demek. Tabii disklerden oluştuğunu bilmek bana ilk önce disklerin elektrik alanını bir hatırlatmam gerekiyor. Basit bir şekilde disk ringlerden oluştuğunu biliyorum. Sadece küçük ringleri toplayarak diski elde edeceğim. Şeklimi çizdim. Diğerisi küçük diski küçük ringlere böldüm. Diğer kalınlığı da sonra onların üzerine integral olarak diski elektrik alanını buldum. Basit yaptığım gibi ringin formülünden yola çıktım. K, D, Q, cos theta bölü x kare plus d kare, r küçük r sıfırdan büyük r'ye gidecek. Bu bildiğimiz bir şey. DQ iki boyutta neydi? Sigma iki boyutlu yük yoğunluğu 2 par r dr. Şu kısım zaten dA alan alanın değeri. Sonra ne yaptım? Bunları yerine yazdım. K sigma 2 pi r dr x. Bunu da düzgün yazayım. X bölü x kare plus r kare üzeri 3 bölü 2. Cos theta'dan geldiğini zaten hepimiz biliyoruz. Ondan sonra bunun üzerine integral aldım ve sonucun k sigma 2 pi 1 eksi x bölü x kare plus r kare olduğunu gördüm. Herhangi bir x kadar uzaklıkta olduğunu biliyorum. Şimdi o zaman sorumuza geçebiliriz. Gene aynı işlem. Elimde bir tane silindir olacak gene. H uzunluğunda ve P noktasında D kadar uzaklıkta. Gene radius'u R olsun. Toplam yükü de Q olsun. Ne yapacağım bunu kullanırken? Şöyle düşünüyorsak gene küçük DX'lere bölüyorum. DX'lere bölüyorum ve onun uzaklığı da X olsun. Ve onun da yükü DQ olsun. Bu da bildiğimiz bir şey. O zaman gene DX, çünkü x önünde olduğunu biliyorum. Ne yapacağım gene? Aynı metodu kullanacağım. Bir tane elimde küçük ne var elimde bir tane? Disk var. Yani daire diyeyim. Daire var. Onun üzerine integral olarak gene aynı metodu kullanacağım. Yaptığım başka hiçbir şey yok. Sadece dq'nun yerine ne yazmam gerekiyor? Q dx bölü h. Bu bildiğim bir şey. Tamam. Devam edelim. Peki Q yerine ne yazabilirim? Sigma pi r kare. Bunu da biliyorum. O zaman şu formül üzerinden gidelim. K sigma yerine değerimi yazıyorum. Q bölü pi r kare çarpı 2 pi. Ne olacak? Ne gelecek buradan elime? Bölü h. H da buradan geliyor. Ne gelecek elime? 1 eksi x bölü x kare plus b kare çarpı dx olacak. Hiçbir şeyi kendimden yapmadım. Sadece buradaki formülü yerine yazdım. Başka hiçbir yaptığım bir şey yok. Şu kısmı zaten gördünüz. Diskin yani dairenin elektrik alanı nasıl bulunur diye. Hemen çözüme devam edeyim. Şimdi sadece geriye integral olmak kalıyor. Dx is equal to k q bölü r kare pi'ler yerini götürdüm. H kaldı. Başka ne kalacak? Evet, pi'ler birbirini götürdü. İntegral. Gene b'den b plus h'a gidecek. İki, bir eksi x bölü x kare plus r kare dx kaldı elimde. Buradan ne göreceğim? Kq bölü r kare h. Şu kısım kolay. Buradan ne geliyor? 2
dx'in integrali x, d plus h eksi d h eksi, şuradan ne gelecek? Hala integral var. D'den d plus h'a 2x dx bölü x kare plus d kare olacak. Devam edersen kq bölü r kare h 2h. Bu x kare artı r kareye u derim. 2x dx eşittir du olur. Buradan o zaman ne göreceğim? Eksi integral du bölü karekök u. Devam edersem du bölü karekök u olacak. Bunun integral nedir? U üzeri 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 çünkü bu. U üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2. O da eşittir ne olur? 2kq bölü r kare h. 2 çıktı için parantezini aldım. H eksi. Ne olacak? Du bölü karekökü, karekökü u diye zaten çıkacak. Onda sınırlarını yerine koyarsam ne geliyor buradan bana? Sınırlara koyarsam d plus h'ın karesi, h'ın karesi plus r kare. Bunun başında eksi vardı. Bu taraf o zaman kare olarak geçecek. D kare plus h kare. D kare plus r kare. Ve a yönünde olduğunu zaten biliyorum. Yani buradan ne görüyoruz? Bir tane diskin elektrik alanını bulduk. Sonra onun üzerinden dx'ler üzerine integral olarak toplam elektrik alanını buldum. A yönünde olduğunu biliyorum. Total diskin elektrik alanı disklerde oluşan yani içi dolu bir silindirin elektrik alanı bu çıkıyor. Bu soruda böyleydi.